Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün menekşe yaprağının yıkamasını göstereceğim, yapraklarının. Daha önce takipçilerim istemişti. Hani menekşe yaprağını sürekli bakımını anlatıyorsunuz Gülay Hanım. Bir de yaprak yıkamasını nasıl yıkıyorsunuz onu anlatır mısınız diye sorular geliyordu. İnşallah bu sorum onlara cevap olacaktır bu video. Evet, bu arada hem kalonşolarımı sulayayım dedim. Şöyle. Hem de menekşe yıkamasını göstereyim arkadaşlar. Ve hemen menekşe yaprağının yıkamasını geçelim artık. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen menekşeye geçiyoruz. Şöyle yıkamasını gösteriyorum. Şöyle aslında ben bunu banyomda duşta yapıyorum. Duş fiskiyesinde. Ama şimdilik bunu balkonumda yapayım dedim. Şöyle güzelce nasıl derimizin temas edip hava almasını sağlıyorsak. Böyle. Bunların da banyoya ihtiyacı oluyor. Yaprakları tüylü olduğu için, böyle tüylü yapıda olduğu için yıkamaya ihtiyacı var. Banyo yapmaya ihtiyacı var arkadaşlar. Hem de şöyle nefes alacak. Tertemiz olacak şimdi benim prenseslerim. Evet. Bu arada yıkadıktan sonra dışarıda bırakmamamız gerekiyor. Çünkü o yapraklarındaki su zerrecikleri leke yapar. Bu açık havaya da zaten alışık değiller. Hemen sularını süzdükten sonra direkt içeriye alacağız arkadaşlar. Fazla bekletmeyeceğiz dışarıda. Çünkü o dışarının o havasına, oksijenine alışık değiller bu prensesler. Böyle elimizle hafif hafif incitmeden kovarsak onlara çok çok iyi gelecek. Evet. Buradaki de pembe menekşe, beyaz menekşem. Buradaki pembe menekşem. Menekşenizin de bol açmasını istiyorsanız böyle prensesleri hem aynı ortamda sabah güneşini alması gerekiyor. Gün boyu bol ışık, bol güneş alması gerekiyor ama perdenin arkasından. Evet, buradaki menekşem de çok çoğaldı. Buradaki menekşem çok çoğaldığı için fazla yapraklarını çiçek açmadı. Bunun da kök ayrımını yapacağım başka bir videomda inşallah. Evet, bol bol sulandılar. Yaprakları yıkandı. Güzelce hava alacaklar. Artık oksijen alacaklar. Bol bol. Evet, menekşe yaprağını yıkamamızın sebebi arkadaşlar az önce de söylediğim gibi o tüycüklü yaprağa sahip olduğu için böyle nefes almalar için. Çünkü toz oluyor halinden. Evimizi nasıl siliyoruz, temizliyoruz, kendimiz nasıl duş alıyorsak bunların da temizlenmeye, duş almaya ihtiyacı var. Evet. Bu arada videom hoşunuza gittiyse lütfen beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı her zaman ihtiyacımız var arkadaşlar. Zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Evet, bir çiçek aşığı, bir doğa aşığı olaraktan çiçeksiz bir ömür düşünemiyorum arkadaşlar. En iyi, en güzel terapi çiçek, en güzel hobi çiçek hobisi, en güzel terapi de çiçeklerle terapi arkadaşlar. Bütün sinirinizi, stresinizi hepsini alır. Evet, bol bol böyle duşumuzu aldık. Şimdi bunların suyu sıktıktan sonra evimizin içerisine alacağız. Evet, menekşelerimizi yıkadık. Şöyle alt tabaklarını da yıkadım. Ve tertemiz balkonumuzu da yıkadık bu arada. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi birazcık şöyle üzerlerinde fazla sularını şöyle alması için hafif sallıyorum ki şöyle yapraklarına ve çiçeklerinde olan o fazlalık suyu atsın diye. Şimdi gördüğünüz gibi böyle benim prenseslerim bu şekilde açtılar.
Şimdilik sadece böyle birkaç tane anaç menekşeyi çıkardım dışarıya. Diğerleri içeride. Bunların da tamamen toprağının o suyunu alt tabağına yani tabanına çıkması lazım. Çünkü tabağına su birikmemesi lazım. Su birikirse eğer toprağa çamurlaşır ve köklerinde çürümesini sağlar. O yüzden şöyle biraz beklettim ben. Şöyle de biraz sallıyorum ki fazla o suyunu yaprakları atsın diye. Arkadaşlar bu kadar bol güzel çiçekli olmasını istiyorsanız fazla menekşelerin fazla yaprakları alın. Hem çoğaltmada kullanın hem de çiçeklerinizin böyle açmasını sağlayın. Benim bu menekşem tamamen yaprak doluydu. Alt yapraklarını aldıktan sonra hem yeni yapraklar çıkarmaya başladı hem de tomurcuklar çıkardı. Evet, buradaki menekşemde mesela şunlardan da çok aldım ama yine de oldu. Bunları da şu kart yaprakları alınacak ve çoğaltmada kullanacağım. Evet, gördüğünüz şuradaki açmayan menekşemde bile tomurcuk var. Şöyle. Bu menekşem hediye. Aslında rengini de çok merak ediyorum. Pembe demişlerdi ama inşallah çıkar. Çünkü mor rengim çok. Böyle mor rengim çok arkadaşlar. Mor türleri çok farklı. Şurada katlısı var. Ve beyaz menekşem de çok. Evet, bu menekşemin de nasip olursa inşallah köklerinden çoğaltma yapacağım. Çünkü 3-4 kök olmuş. Çok da güzel doldurmuş. Aslında böyle istiyorum ama şöyle biraz daha büyüsün. Daha işte ihtişamlı olsun. Ama çiçek de açsın istiyorum da. Maalesef çiçek açmadığı zaman böyle hem kök ayırımı yapın hem de yaprak azaltmayı yapın. Çok alt taraflardan çok yaprak aldım. O iri yapraklarını tamamen aldım. Bu küçük yapraklarını bıraktım. Ve diktim arkadaşlar. Bu da katlı, katmerli. Özel türlerden bunlar. Ve şu da, şu menekşemde katlı. İnşallah onlar da açacak ve bu güzelliklerin içine onlar da katılacaklar. Evet, gelelim kalonşolarıma. İnşallah kalonşolarımla da yakın zamanda tekrar video çekeceğim. Tekrar nasıl çiçek açar? Mesela şöyle solmuş, çiçekler tamamen solmuş kalonşom var. Onların tekrar mevsimi tam havalar sıcaklamadan tekrar açmasını istiyorsanız hani bu kadar kuvvetli olmaz ama yani bu kadar kuvvetli olmaz ama yine de açar. Nasıl açtırırız onu da inşallah yakın zamanda tekrar videosunu da çekeceğim. Evet, şurada da ceylan gözü sardunyalarım var. Çok da güzel açtı prensesler. Evet arkadaşlar, bu arada videom hoşunuza gittiyse inşallah kanalıma da abone olmayı unutmuyoruz. Evet, bu rengi de kuzenimden aldım ben. Kuzenimden getirdim. Bu renk yoktu bende. Şimdi de çok sağ olsun tuttu. Birkaç tane hep de yapraklarına da diktim. Yaprakları biraz solmuştu ama yine de diktim. Şansımı denedim. İnşallah iyi olur. Evet, bunlar yeni diktiğim çiçeklerim. Zaten videolarında paylaştım. Evet, sardunyam. Bunları hep yeni diktim. İnşallah onlar da güzelleşirler. Evet, bu da özel tür sardunyam, katlı, kırmızı. Evet, bu da özel tür. İnşallah bu da yeni diktim daha. İnşallah kökünü alacak, tutacak. Ve şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, ada çayım var burada. Ada çayından da inşallah yakın zamanda şurada balkonda kızımla bir balkon sefası yaparız ve çay yaparız. Ve şifalarını da anlatırız o zaman, ada çayının ne derece ne şifaları var. Onları da anlatırım. Evet, şurada da aynı sefamız açtı. Bunun da şifalarını anlattım daha önce ama yine de anlatırım arkadaşlar inşallah ileriki zamanlarda. Evet, burada da sakız sardunyam var. Böyle bordo. Biraz rengi açık çıkıyor çekimlerde ama rengi bordo arkadaşlar. Evet, daha önceki videolarımı izleyenler bilir bu kadar kalonşolarımın nasıl coştuğunu, nasıl çiçek açtığını ama mevsimi bitiyor artık. Ama tekrar açtırmak istersek yeni bir video çekeceğim inşallah birkaç güne kadar. Şurada da kalonşo manginim. Bunu yeni diktim. Kuzenimden getirdim. Çok sevdim. Hoşuma gitti. Evet, şurada da yine ceylan gözü sardunya. Tam ceylan gözü ama. Çok harika. Evet arkadaşlar,
Tekrar gelelim şuradaki prenseslerimize. Birazcık hem etraftaki o diğer çiçeklerimi göstereyim size dedim. Birazcık da şu prenseslerin biraz suyunu alsın diye biraz vakit harcayayım dedim arkadaşlar. Umarım sıkmamışımdır sizi. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ben bu hemen menekşelerimi fazla dışarıda yıpranmasın diye. O hafif esinti var. Güneş yok. O yüzden çıkardım zaten yapraklarını yıkayayım diye. Evet. Bunları içeriye alacağım ben. Hoşça kalın arkadaşlar. Her ne kadar kusurumuz olduysa affola. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.